İsim Adem Ünlü. Öz Çelik İş Sendikası teşkilatlanma uzmanı olarak 5 yıldan uzun bir süre görev yaptım. Görev yaptığım bu süre içerisinde Hak İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Çelik İş Sendikası Genel Başkanı olan Yunus Değirmenci ve yönetimi hakkında birçok kanunsuzluklara ve vicdanlara yaralayan birçok olaya şahit oldum. Şahit olduğum, tanık olduğum bu olayların hepsini sosyal medya hesaplarımdan en ince detayına kadar kamuoyunun vicdanına bıraktım. Bunlar nelerdir derseniz, kısa kısa özetlemem gerekirse, İskenderun'da İstemir'de yapılan toplu sözleşmeden sonra işçilere bir kuruş geriye dönük hak alınmamasına rağmen Öz Çelik İş Sendikası'nın kasasına gizli bir protokolle 17 milyon TL para alınması ve bu parada şube başkanları da dahil olmak üzere bütün personellere birer maaş ikramiye vermeleri. Ondan sonra Yunus Değirmenci'nin şube başkanı kurulunda şube başkanlarına evet bu bir suç. Size de birer maaş ikramiye verdim ve sizi de buna ortak ettim demesi. Yunus Değirmenci'nin kızının düğününde Ahmet Çolak, yani Öz Çelik İş Sendikası'nın şu anki genel sekreterinin telefonda bana aynen anlattığını size söylüyorum. Avukatı Caner Arslan'ın şube başkanlarının hepsini aradığı ve şube başkanlarının en az bilezik takmasını istediğini, önümüzdeki ay şubelere fazladan avans göndererek şube başkanlarından da yerine fiş ayarlamalarını istemelerini, yani işçinin parasını alıp kızının düğününde kendine takı yaptırmaya çalışan bir zihniyetten bahsediyorum. Bu kadar düşmüş insanlardan bahsetmeye çalışıyorum. Biz bir genel seçim geçirdik. Öz Çelik İş Sendikası'nın bir genel seçimi oldu. Bu seçimden önce seçilebilmek adına Yunus Değirmenci ve Bayram Altun'un yaptıkları bütün verdikleri rüşvetleri, bana bile 110 bin TL para verdiler. Karşıdaki aday genel başkan yardımcısı ve genel başkan adayı Recep Akyel'i ses kayıtlarını almam karşılığında, onun görüştüğü herkesin bilgisini onlara vermem karşılığında bana bile para verdiler. Ki başka personellere de para verdiler. Gazetecilere de para gönderdiler. Bizzat şahit olduğum, tanık olduğum olaylar var. Bana 110 bin lira para gönderdiler hesabıma örgütlenme avansı olarak. Ve bunun 40-50 bin lirasını ben burada yaptığım genel harcamalarla Ankara içerisinde fiş toplayarak yerine geri iade ettim. Bu şekilde kabul ettiler. Bu bir suçsa ben de işledim bu suçu. Bunun haricinde FETÖ borsasından Yunus Değirmenci'nin nasıl bazı işverenleri kurtardığını FETÖ borsası aracılığıyla bizzat anlattığını, bu konularda da şahitlerim. Muhasebe elemanları üzerinden aktardığı paraları, yani aktardığı başka üçüncü şahıslara paraları, personelleri kullanarak, o personellere de para vererek, işte Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun'la beraber o personeller nasıl sahte evraklar düzenlediğini, bazı şube başkanlarına gönderdiği paraları ve bunu da bana anlattı. Ailevi ilişkilerine kadar. Benim yanımda bizzat patronları arayıp işte yapılacak kendi genel seçiminde ona oy verdirmeleri gerektiğini, üst kurulda, o fabrikada olan üst kurul delegelerine baskı uygulamalarını istediğini, karşılığında da işte toplu sözleşmelerinin yaklaştığını ve bu toplu sözleşmelerde onlara her türlü güzelliğini yapacağını, patronlara bu şekilde vaatlerde bulundu. Yani kendilerine oy vermesi için işçilerin alın teri olan toplu sözleşmeleri sattı. Ve buna benzer birçok olay, bunların hepsini tek tek sizlere anlatmaya çalıştım. Sosyal medya hesaplarımdan da bunları bulabilirsiniz. İsimleri de verdim. Tek bir ricam var, tek bir isteğim var.
Artık bu kokuşmuş düzene bir dur denilsin bu sendikada, bu kurumda ve bunlar hak ettiği cezaları alsınlar. Tek isteğim ve talebim bu. Ben konuşmayayım diye 4 aydır benim evden yattığım yerden maaşımı ödedi bu adamlar. Bu paralar sendikadaki üyelerin aidatlarıyla karşılanıyor. Lütfen sizden tekrardan rica ediyorum. Devlet kurumlarından yani devletimizin yetkililerini dahi benim yanımda bizzat ismini kullanarak Recep Akgel'in seçimden önce açmış olduğu yolsuzluk davalarıyla alakalı konuştuğumuzda o kadar çok naylon fatura olmasına rağmen bizzat kendi sözüdür. Hiçbir şey çıkmaz onlardan, hiçbir şey olmaz. Mehmet Ali Şahin benim arkamda gibi söylemlerde bulunduğunu. Ve hakikaten de o mahkemeler şu an uzuyordu uzuyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, öyle oluyor. Bu sendikanın genel sekreteri Ahmet Çolak bizzat masasında bana aynen şunu söyledi. Dedi ki, ya Adem, biz dedi evet dedi, faturalar dedi alıyoruz dedi. Ama dedi, biz dedi bunu dedi bilir kişilere dedi yeri geliyor 500 bin lira para veriyoruz dedi. Bunu da cebimizden ödeyecek halimiz yok dedi. Bu faturaları da onların yerine koyuyoruz dedi. Sağdan soldan fatura ayarlayıp. Peki bu bilir kişiler hangi bilir kişiler? Size karşı açılan yolsuzluk davaları ve birçok davanın atanmış bilir kişileri mi? Bunlara mı para veriyorsunuz? Bu şekilde mi susturuyorsunuz insanları? Bu davaları bu şekilde mi örtbas etmeye çalışıyorsunuz? Saygılar sunuyorum.